Sevgili izleyenlerimiz, şu anda az önceki videomuzda bahsetmiş olduğumuz Nazilli'nin Kızılderali köyünün meşhur incir ağaçlarının yanına geldik. Burada Kızılderali köyünden Hüseyin abimiz var. Hüseyin abi, burada bu mevsimde neler oluyor, ne yetişiyor, buranın neyi meşhur, bir anlatır mısın? Hocam, buranın en meşhur olan incir, sarı lokma inciridir. İkincisi zeytinleri. Üçüncü bir ürün, kestanemiz var. Buranın en meşhur ürünü, üç ürünümüz. Başka bunun üstü yok. Dördüncüye de imamınız var meşhur. Meşhur. Havuz imamımız var. Üfledin mi uçuruyor öyle mi? Ya hasta olduk mu? Tamam, biz onun yanına varırız. O bizi üç kula bir adam okur. Bizi. Biz ondan fazlasıyla memnunuz. İsmail tertibim. Bir videoya senin görüşlerini alalım. Aydın halkı abi, hakkında, yöre hakkında. Aydın dağlarından ya ovalarından bal akan, havası güzel, insana ılıman, geçimli. Türkiye'mizin en güzel coğrafyasına sahip müstesna yerlerinden bir tanesidir. Cenab-ı Allah bizlere 3 senedir burada görev yapma imkanı nasip etti. Buranın imkanlarından, incirinden, zeytininden, havasından istifade ettik. Değerli böyle Hüseyin abim gibi kardeşlerimizle tanışma fırsatı bulduk. Allah nasip ederse bu 3 senenin akabinde burada biz de yakında ayrılacağız. Muğla Yatağan ilçesine buradan naklen tayin olarak gideceğiz inşallah. Yeni görevini de söyle tertip. Yeni görevimiz Muğla Yatağan şube müdürü olarak atandı. Allah utandırmasın, yeni görevin hayırlı olsun tertip. Allah razı olsun hocam, hayırlı olsun. Sevgili izleyenlerimiz, Hüseyin abi bu köyün gelişi, bu bahçe onun. Geldi hocam, sana dedi İsmail hocam önceden dedi, inciri toplayacaktı ama ben dedi bizzat incirin ağacından dedi tertibin gelip görsün gerek dedi. Evet. Ha, hemen toplayıp kasayla vermedik sana dedi. Yok. Sen gel bir dalında bir gör dedi. Şimdi sizler için... Dalından koparacaksın hocam. Gelen arkadaş dalından koparsın dedim. Yani. Evet. Bu böyle güzel olur. Şimdi bunların içi bal dolu değil mi abi? Bu kadar mükemmel incir var mı? Evet. Allah yaratmış. Evet. Mevlam bize de burada yerinde yemeği ve çekim yapmayı nasip etmiş. Sevgili izleyenlerimiz, Allah'ın yarattığı nimetleri saymakla bitiremezsiniz diyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte bakın, güzelliklerin hepsi gerçekten on numara. Şu dağların hepsinde sayısız incirler, zeytin ağaçları, nar ağaçları, kestane ağaçları var. Gördüğünüz arada kalan ova şeklinde bir köy. Bu köy geçimini bu ağaçlarda yetişen meyvelerden sağlıyorlar. Mevlam bu güzel incirleri burada, bakın içi ballı incirler yetişmiş. Mevlam burada yetiştirmiş bunları. Köyümüze, pazarımıza kadar, semtimize kadar gelip Allah bize rızıklanmamızı sağlıyor. Nazilli'ye gelmenizi, bu incir bahçelerini görmenizi tavsiye ederiz. Nazilli'den, incir bahçelerinden hepinize sevgiler ve selamlarımla. Hüseyin abi. Buyur hocam. Buradan Afyon'a bir duygulan alalım seni. Hocam hiç Afyon gitmedim ki. En çok meşhur olan Afyon kaymağını biliyorum. O kadar. Afyonlara ne diyorsun? Buraya gelip bir görsünler. Ya hocam, Afyonlar yani genelde Türkiye'nin neresinde olursa olsun bu ürünü mutlaka tatsınlar. Ama böyle sahibinden tatsınlar. Evet. En mükemmel ürün sahibinden tatmaktır. Evet. Ürünümüz, yağımız olsun, zeytinyağı mesela, bunlar genelde şey olur, yağda karışım olur. Evet. Ucuz yağlarla karıştırırlar ama damak tadını zor bilinir. Bu zeytinyağını üreticiden alırlarsa bunun en mükemmel yağı budur. Ne kadar içsen de artık bütün yemeklerde kullansan kesinlikle damak tadından bir eksiklik olmaz. Evet, evet, evet. Onun için bir ürün alıyorsanız sahibinden alınız. Benim tavsiyem. Hatta buraya gelip bizzat görün diye yani. Bilhassa böyle ağacından koparın. Gelin ben size istediğiniz kadar incir ikram edeyim. Bizim evet. Ürünümüzü yani tadın bir kere. Evet. Bunlar da dökülmüş olan incirler. Evet, bunlar kuru incir oluyor. Evet, kuru incir. İncirler Hüseyin abi kalite kalite, boy boy. Evet, boy boy. Boy boy. Ama dalın diyersen bunun boyutu artık tarif edilmez. Evet.
lezzetini, yaşamak lazım. Lezzetini gelip görüp yaşayın değil mi? Evet, evet. Mutlaka gelip görüp yaşayın. Evet. Şu anda çok böyle güzel bir rüzgar esiyor. Ezan-ı Muhammed'i okuyor Mevlam. Ezan-ı Muhammed'i hürmetine. Ülkemize, vatanımıza, İsmail milletimize dirlik güzel nasip eylesin inşallah. Köyünden okunuyor ezanımız. Mahallemizden okunuyor. Evet. Allah kabul eylesin inşallah. Ezanlar dindirmesin Mevlam. İnşallah. Tertibim. Afyon için bir duygun alalım. Afyon benim memleketim. Havası sert, insanı mert. Afyon'un. Evet. Afyonları burada yerinden bu nimetlerden istifade etmeye bekliyoruz. İnşallah. İncirlerini buradan temin etsinler. Zeytinyağlarını buradan temin etsinler. Ağız tadıyla yesinler inşallah. Şimdi ben buraya gelene kadar tertip pazardan incir alıp yiyordum ama burada gelip dalından kopartana kadar bu kadar ballı incir olduğunu bilmiyordum. Abartmasız söylüyorum. %100 fark vardır. Şimdi buranın kaliteli inciri bizim Afyon'un pazarına gelmez. Evet, doğrudur. Buranın kaliteli incirini alacaksan buradan tanıdığın kişiler vasıtasıyla temin edeceksin. Ağız tadıyla tüketecek inşallah. Şimdi abi bir tane ballısından bir kopart ver. Var mı? Var, var, bir tane var. Buradan kurmalıyız, dur. Hocam buradan mı? Hocam en güzel ballı incir budur artık. Vay bu, maşallah, şerbet, şerbet. Evet, evet. Bu kadar cennet nimeti ürünümüz, evet, budur. Evet, evet. Allah razı olsun, Allah razı, evet, olsun. Emeği geçenlerden. Kuru incirimiz de vardır dibinde. Şu 2-3 tane kuru incir bulayım dibinden. Kuru incirlerimiz bunlar oluyor hocam. Şu şekilde. Evet, evet. Yetişmiş. Hepsi de ayrı güzellikte. Kurusu da güzel, yaşı da güzel. Bir bambaşka. Mevlam içine lezzet gizlemiş, şifa gizlemiş. Buyur hocam. Sizi ikram edeyim. Eyvallah, Allah razı olsun. Bir tanesini yiyin, bir tanesini. Sağ olun, helal edin. Helal olsun hocam. Allah razı olsun, çok teşekkür ettim. Afiyet olsun hocam. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere Hüseyin abim. Allah razı olsun. Biz sizi bekliyoruz Ege'ye. İnşallah.